Kes sesini! Şşş! Bana bak! Kadınlığını bil! Şşş! İşlerimize burnunu sokma! Sen benim kızımsın, anladın mı? Her istediğimi yapacaksın, anladın mı? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol abay, ben hallederim. O zaman ben eşyaları getireyim mi? Hı hı. Hoş geldin kadınım. Evimi, yüreğimi aydınlatan bakışlarınla hoş geldin. Ne şartta olursa olsun. Burada yanındayım ya. Bebeğimize hiçbir şey olmadı ya. O kadar mutluyum ki. İyi ki hayatımda varsınız. Neye mal olursa olsun varlığınız yaşama sebebim sana. Sen de benim yaşama sebebimsin. Bundan sonra hiçbir hükmün kuvveti beni öldürmeye yetmez. Şimdi ne olacaksın ha? Şimdi sen bu yatakta iki kişisin. Beni de yanınıza alacak mısınız? Yoksa Emine'ye söyleyeyim, bana yer yatağımı hazırlasın. Sen bizi yalnız bırakabilecek misin? Gelecektim Sıla'mı buraya. Şimdi evlerine varıp kızım nasıl diye de soramam. Ya Celil, yavruma ne ettiler acaba? Beder ana. Tamam anam babam törenin dediğinin dışına çıkmaz ama evlerine geleni de boğazlamazlar. Gel. Boran. İstediklerini getirdim. Sağ ol. Bunlar nedir? Biraz sabretmen gerekecek. Bunlar sıkılmaman için kitaplarını sıladım. Bu sevdiklerinle ve merak ettiğin insanlarla rahatça konuşabilmen için cep telefonu. Bunlar da bebeğimizin ve senin iyi olman için ilaçlar. Bu da hayatımda olduğunuz için ve benimle bütün zorluklara direndiğiniz için küçük bir teşekkür. Boran. Ne söyleyeceğini tahmin ediyorum. Ama hayır. Doktorun dediklerini duydun. Ayağa kalkmamalısın Sıla. Aslında ben başka bir şey söyleyecektim.
O zaman ben çıkayım. Sağ ol Abal. Seni seviyorum. Asıl tehlikeli olan da bu işte. Sen benim karşımda olacaksın. Yanımdayken seni daha çok özleyeceğim. Kalkıp sana sarılmama izin vermeyeceksin. O zaman beni çağıracaksın. Ben de gelip sana sımsıkı sarılacağım Sıla. Hep yanımda.